Yola Çık'tan herkese merhaba. İçinden doğa sporları ve otomobil geçen yepyeni bir programla karşınızdayız. Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt ve gazeteci Ufuk Sandık Yola Çık programında Ahmet Çelik'in konuğu oldular. Şimdi otomobilde geçen bu sohbeti izliyoruz. Sağ olun. Program da hayırlı olsun bu arada. Sağ olun. Hayırlı olsun. Şimdi Ali Bey, aslında şu dönemde bir otomotiv yöneticisine nasılsın, nasıl işler gidiyor demek biraz zor gibi, ama aslında bu gibi zor durumlarda aslında ya da böyle hani ekonominin sıkıştığı durumlarda aslında bir takım şeyleri avantaja çevirmek, bir takım şeyleri daha faydaya çevirmek mümkün herhalde. İsterseniz işin olumsuz kısmından ziyade olumlu kısmına bakalım. Evet. Siz neler yapıyorsunuz? Çünkü hani otomotiv sektörü için söylenen bir senaryo var. O senaryonun içerisinde olumlu olabilecek sizce neler var? Neye başlayalım? Evet. Bu dönemin getirdiği biraz daha temkinli olma hali var mutlaka ki. Otomotiv ve birçok sektörde, yani özellikle temkinli olma ifadesini kullanıyorum. Çünkü ben kişilik olarak böyle olumsuz yorumları çok sevmiyorum. Yani işte kriz dönemi gibi cümleleri çok sevmiyoruz. Evet, bir zor dönemden geçtiğimizi biliyoruz. Özellikle kurların mutlaka ki maliyetleri olumsuz yönde etkilediği ya da kredi faizlerinin bir miktar yükseldiği, böyle bir dönemden geçiyoruz, ama tüm bu zorluklarda dahi aslında bu zorluklarda iyi pilotlar ortaya çıkıyor. Böyle zor durumlarda iletişimi daha sağlıklı yürüten markaların, firmaların bu zor durumları nispeten daha kolay atlattığını geçmiş tecrübelerimizden de biliyoruz. Elimizdeki marka olarak avantajlarımız nedir? Bizi böyle zorlu bir süreçten geçirecek olan, hani bu fırtınayı atlatırken elimizde hangi avantajlar var, bunları bir tespit ettik. Gerçekten marka reputasyonumuz çok bize destek veriyor. Toyota olarak bunu görüyoruz. İkincisi, yeni ve farklı teknolojiler bizim için çok önemli. Mesela hibrit teknolojisi bize çok ciddi destek veriyor. Yeni teknolojiler bizim genç nüfusumuz tarafından yakından takip ediliyor. Bu da Toyota için çok önemli bir şey. Çünkü hibrit gibi yaklaşık 21 yıldır tüm dünyada kabul görmüş bir teknolojiye sahibiz. İşte 12 milyon küsur adet dünya trafiğinde Toyota hibrit araçları seyrediyor şu anda. Yılda da 2,5 milyon kadar adet ilave yeni satışımız oluyor. Dünyada hibrit tabii yükselen bir değer. Evet. Satış rakamlarına bakıldığında özellikle dizelden sonra hibrit olan talebin bir arttığını görüyoruz. Ama Türkiye'de de artıyor. Bir istatistik vardı daha önceden sizinle paylaştığınız. Türkiye'de hibrit artık tanınan bir teknoloji. Evet. Paylaşır mısınız onu? Hayır. Şimdi biz hibritle ilgili iletişimimizi son 2 yılda çok arttırdık. Çünkü Toyota'nın globaldeki stratejisi zaten hibrit üzerineydi. Hedef 2020 yılında tüm modellerinin mutlaka bir hibrit versiyonu olacağı yönündeydi. Nitekim her yıl yeni çıkan modellerde görüyoruz ki hemen hemen 2020'ye kalmadan önümüzdeki yıl neredeyse bu hedefe ulaşıyoruz. Tüm modellerimizin hibrit versiyonu olmuş olacak. Dünyada bu trend artarken bir de dizellerle ilgili biliyorsunuz önlemler alınmaya başlandı. Bir sıkıntı söz konusuydu. Bundan 2 yıl önce
2003'lerde falan çıkan bir istatistikti. İşte hibrit teknolojilerini biliyor musunuz sorusuna bu kadar düşük oranda cevap alırken biz 2 yıl içerisinde şu anda bu oranın %36'ya çıktığını görüyoruz. Yani 3 kişiden birisi biz hibrit teknolojisi nedir dendiğinde konuyu artık öğrenmiş görünüyor. Bu hızla da artıyor. Tabii çağımız internet çağı. İnsanlar bir konuyu merak ettiklerine çok kolay ulaşabiliyorlar. Literatüre ulaşabiliyorlar işin doğrusu. Ve bilinirliği bizim beklediğimizin çok ötesinde bir hızla yayılıyor. Yani bugün 2 yıl öncesine göre almış olduğunuz mesafe Toyota Avrupa tarafından da çok beğeniyle karşılandı. Çünkü Toyota'nın Avrupa'da hibriti ilk tanıtımına başladığında yaklaşık 10-15 yıllık süreçte elde ettiği bilinirliği biz 2 yıl, Türkiye'de 2 yıl gibi sürede elde etmişiz. Tabii dediğim gibi bu internetin yaygınlaşması. Ama Türkiye'nin de az önce söylediğim gibi bu erken adapte olan bir profile sahip olması ve bu konuda bize birazcık yardımcı oldu. Şu anda mesela hibrit denildiğinde ne olduğu biliniyor. Yeni otomobil almayı düşünenler arasında yapılan anketlerde hibriti de bir tercih olarak değerlendiriyor musunuz sorusuna evet yanıtı %80'lere çıktı. O çok yüksek bir rakam. Yani çok yüksek bir rakam. Yani artık dediğim gibi yani dizelle ilgili artık dizelin birkaç yıl içerisinde tamamen yok olacağını ya da artık yeni üretimin olmayacağını, satışın olmayacağını bilen tüm potansiyel müşteriler artık dizelin yerine hibriti ciddi bir alternatif olarak değerlendiriyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Ama Türkiye'de aynı zamanda da bir teşvik var. Ciddi bir teşvik ve bu evet. İnsanların cebine de yansıyor. Evet. Bu da önemli bir şey. Kesinlikle. Pazarın büyümesi ve insanların hibrit otomobillere, çevreci otomobillere doğru kayması. Tabii. Şimdi şöyle, yıllar önce zaten Avrupa'da, dünyada başladı bu. Şimdi hibrit teknolojiler tabii ki ilk çıktığında daha da pahalı teknolojilerdi. Bu tür pahalı teknolojilerin halka inmesi için genel olarak ülkeler, devletler tarafından teşvik edilmesi gerekiyordu. Dünyanın birçok ülkesi bunu yaptı. Böylece araçlar daha ulaşılabilir fiyatlara geldi. Avrupa'da mesela bunun etkisi bugün biz Toyota olarak sattığımız her iki araçtan biri hibrit. Ve bu 5 yıl içerisinde %70'i geçecek görünüyor. Belki de 80'i geçecek görünüyor. Türkiye'de de geçtiğimiz yıl böyle bir teşvik geldi. Özellikle 1.8 ve 2.5 litre hibrit motorlara ciddi anlamda bir vergi avantajı sağlandı. Tahmin ediyorum birkaç yıl sonra Türkiye'de trafikte daha fazla hibrit araç göreceğiz. Özellikle hibriti ben şuna benzetiyorum. Şimdi biz yıllar önce hatırlayacaksınız manuel vitesli araç kullanırken otomatik vitese çok zor geçtik. Yani ikna olmamız zordu. Ama ne zaman bir otomobil otomatik vitesli otomobil kullandık bir daha manuele dönemedik. Vazgeçilmez oldu. Şimdi hibritle ilgili de son yıllarda şunu görüyoruz. Biz hibrit kullanan müşterilerimizle iletişimimiz devam ediyor. Onlar arasında yine anketler yapıyoruz. Şimdi aynı şeyi orada duyuyoruz. Biz artık normal konvansiyonel araca dönemeyiz diyorlar. Bu bizi şaşırtmıyor. Çünkü Avrupa'da da bu aynısı olmuş. Yani bu nedenle bir kere hibrit bir araç kullanan kişinin tekrar kolay kolay konvansiyonel bir araca dönmeyeceğini biz aslında biliyoruz. Bu nedenle de kar topu etkisi gibi önümüzdeki yıllarda daha fazla hibrit kullanan insan göreceğiz trafikte. Yani hibritin tabii şöyle bir avantajı da var. Özellikle büyük şehirlerde dur kalk trafiği olan şeyde belirli bir hıza kadar elektrikle yol alması. Evet. Ve bu Türkiye'de yakıt fiyatlarını biliyoruz. Evet. Tüketimin düşmesi için elimizden gelen her türlü şey yapıyoruz. Bir de çevreci tarafına da baktığında hem çevreyi koruyor evet. Hem de insanların cüzdanını koruyan da bir özelliği tabii. De var. Bir de sessiz olması da galiba en önemli özelliği. Çünkü tabii. Bizim gibi trafiğin böyle çok jungle olarak nitelendirdiğim bir şehirde sessizlik de insanın ruh sağlığını koruması açısından önemli. Sizin etrafa bakışınızı değiştiriyor evet. Bakın. Yani o dinginliği yaşadığınız zaman işte az önce dediğim olay
gerçekten biraz sırtı sağlam bir markanın yöneticisi olarak yani konuşuyorum. Yaklaşık 50 yıllık bir çalışmanın meyvelerini aslında topluyoruz biz Toyota olarak, hibritle ilgili konuşuyorum. Daha kimse bu kadar çok çevreyle ilgili dertlere düşmemişken Toyota bu konuda, yani 50 yıl önce başlamış Toyota bu çalışmalara, hani rakipleri daha bu konuları çok fazla masaya yatırmadan ve bundan 21 sene önce de ticari olarak satışına başlamış hibritin. Çünkü bu kadar öngörülü bir marka. Biz şunu hep konuşuyorduk. Çok yakın zamanda hem tüm sektör hem de kullanıcılar hibritin neden çok gerekli olduğu konusunda hemfikir olacaklar. Ama tabii bunda bir şeyin daha etkisi oldu. Biliyorsunuz Avrupa standartları sürekli olarak böyle biraz daha şartları, limitleri her dönem arttırıyor üreticiler için. Şimdi 2021'de yeni regülasyonla birlikte biraz daha sertleşecek biliyorsunuz bu karbondioksit salım oranları. Markalar buna uymazsa bir ceza var değil mi? Tabii bunun bir cezası var. Şu anda tahminen konuşulan o ki Avrupa'daki 12 üreticinden sadece 4 tanesi 2021'deki yeni standartlara uyum sağlayabilecek görünüyor. Şimdi bütün bunlar bir gerçeği bir kere daha gösterdi ki hibrit bizim tamamen elektrikliye geçene kadar ki uzunca bir süre tek çözümümüz. Şu anda lüks bir aracın içindeyiz. Lexus'un içindeyiz. Siz hem Toyota tarafında farklı bir müşteri profilini otomobil satmaya çalışıyorsunuz. Bir de Lexus var. Biraz da Türkiye'deki lüks otomotiv pazarından bahsedelim mi? Onun müşteri profili, müşteri tercihleri, kriterleri, her şey bambaşka. Biraz bundan bahseder misiniz? Şimdi tabii bizdeki lüks algısı biliyorsunuz hani Avrupa'dakinden bir miktar şöyle farklılaşıyor. Bizde birazcık daha lüks dediğimiz, ki bunu tırnak içinde söylüyorum, lüksün tanımı farklı bir yere gelmiş durumda. Çünkü vergi sistemimiz lüksü motor hacmiyle ağırlıklı olarak sınırlandırmış durumda. Yani işte 2 litre ve üzerinde bir otomobil satıyorsanız bu lükstür diye bir algıya doğru gitmiş. Çünkü fiyat aralıkları çok açılmaya başlamış vergide, yüksek vergilerden dolayı. Reputasyonu dünya ülkelerinde çok kabul görmüş bir markayı Türkiye'ye getirmekten dolayı mutluyuz. Tüm modellerinde hibrit versiyonumuz olması mesela çok büyük bir avantaj Lexus'ta. Ama en büyük avantaj tüketicilerin bu tür lüks sınıfındaki araçları alırken en çok sorduğu soru şu: ben istediğim zaman istediğim yerde servis hizmeti alabilir miyim? Genelde markalar büyük şehirlerde servis hizmeti vermekteler. Mesela bizim şöyle bir avantajımız var. Biz Türkiye genelindeki 60 tane noktada yetkili servisle hizmet veriyoruz. Kendisini ispat etmiş bir marka olması anlamında. Kullanıcılarının memnuniyet seviyesi her zaman bir numarada çıkan bir marka olması anlamında. Türkiye'de de zaman içerisinde Lexus kullananların sayısının artacağını biz biliyoruz. Yeni girdiği tüm ülkelerde böyle olmuş. Yani ilk 3 ila 5 yıl arasında yavaş yavaş tanınmış ama ondan sonra birdenbire satışları artmış. Tahmin ediyorum önümüzdeki birkaç yıl içerisinde trafikte daha fazla Lexus araç göreceğiz. Güvenli sürüş uzmanı Alptekin Işıkalp her sürücünün bilmesi gereken önemli konulara değiniyor. İzliyoruz. Doğru oturma pozisyonu yapmak için ilk önce yükseklik ayarı yapmak gerekiyor. Yükseklik ayarımızı yaptıktan sonra uzaklık mesafesini ayarlamak gerekiyor. Bunu da ayarlarken frene bastığımızda dizimizde biraz kırıklık olacak. Bu sayede ağırlığımızı direksiyondan almadan koltuğa vererek doğru direksiyon manevraları yapma şansını bulabiliriz.
direksiyon çevirmenin püf noktası, direksiyon semidini saat dilimi olarak düşünürsek 9-15 pozisyonunu tuttuğumuzda bizim daha doğru manevra yapmamıza olanak sağlar. Tabi sadece tutmak yetmiyor. Bunun uzaklık mesafesi de önemli. Bunu ayarlarken de direksiyonu üstten tuttuğumuzda ve sırtımızı koltuğa yapıştırarak durduğumuzda bu bizim doğru direksiyon mesafesini, uzaklık mesafesini vermiş olur. 9-15 pozisyonuna getirdiğimizde bakın burada biraz kırıklık var ve bu sayede direksiyondan ayrılmadan doğru bir şekilde manevra yapma olanı bize sağlar. Direksiyon çevirirken de şu şekilde yaparsak daha doğru olur. Aşağıdaki eli bırakıyoruz, üstteki eli ittiriyoruz. Aynı şekilde sağa giderken de sağ elimizi aşağıda bıraktık, üstten ittirdik ve aynı 9-15 pozisyonunda tuttuğumuz yerlerden, aynı yerlerden tutarak doğru manevra yapma şansı sağlamış oluyoruz. Geldik yola çıkın tanıtım bölümüne. 5 soruda Toyota CHR Hybrid'i tanımaya hazır mısınız? Hibrit otomobillerde farklı tipteki birden fazla motor görev alır. Bu motorlar genellikle Toyota CHR'de olduğu gibi biri elektrikli, diğeri ise benzinli olarak kullanılır. Elektrikli motor frenlemeden, yavaşlamadan ve benzinli motordan elde ettiği enerjiyi pillerine depolayarak bu enerjiyi kalkışlarda ve düşük hızlarda kullanır ve belirli bir mesafe tüketimsiz ve çevreci bir sürüş sağlanır. Elektrik enerjisi azaldığında veya yüksek hızlardaysa benzinli motor devreye girerek elektrikli motorun şarj olmasını sağlar. Böylece hibrit otomobilleri herhangi bir prizle şarj etmeye gerek kalmaz. Toyota CHR keskin ve sivri hatlara sahip tasarımı, konforlu iç mekanı ve çevreci motor seçenekleriyle rakiplerinden ayrılıyor. B SUV sınıfında en çok tercih edilen model olan CHR, yerli üretim ilk SUV ve hibrit otomobil olma özelliğini taşıyor. Toyota CHR, yaşam ve yükleme alanı konusunda kullanıcı beklentilerini iyi bir şekilde karşılıyor. Model, 370 litrelik bagaj hacmiyle sınıf standartlarına uygun bir alan sunuyor. Arkada oturan yolcular için geniş bir diz ve baş mesafesi bulunurken, öndeki yolcular için de geniş ve fonksiyonel bir alan yer alıyor. Toyota CHR, ülkemizde 2 farklı motor, 3 farklı donanım seviyesi ve 2 ayrı çekiş sistemiyle satışa sunuluyor. 1.2 litrelik 120 beygir gücündeki benzinli motor, 4x2 ve 4x4 versiyonlarla tercih edilebilirken, hibrit seçeneğinde önden çekişli versiyon tercih edilebiliyor. Bununla birlikte model Advanced, Dynamic ve Diamond olmak üzere 3 farklı üstün donanım seviyesiyle satışa sunuluyor. Fabrika verilerine göre 100 kilometrede 3.8 litre yakıt tüketen Toyota CHR Hybrid, günlük kullanımlarda da bu değeri kolaylıkla yakalayabiliyor. Yumuşak yapılı süspansiyon sistemi ve elektrikli motorun etkisiyle model sessiz ve konforlu bir sürüş sunuyor. Elektrikli ve benzinli motorun güç akışı ortada yer alan multimedya ekranından ve gösterge panelinden takip edilebiliyor. Göz hizasında olan sistemler takip edilirken sürücünün gözünü yoldan ayırmasına pek gerek kalmadığından güvenli bir sürüş sağlanabiliyor. Modelin ortalama hızlardaki viraj performansı ve yol tutuşu da güvende hissettiriyor. Şimdi de ünlü rap sanatçımız Zeo ile yola çıkıyoruz. Zeo ile müzikten, otomobilden ve hayattan konuştuk. Keyifle izleyeceksiniz. Yola çık programında bu kez ünlü bir rap sanatçısıyla beraberiz. Zeo hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Biz şimdi yola çıkta böyle bir yola çıkıyoruz. Bundan önce bir
Toyota Genel Müdürünü, CEO'sunu ağırladık yolda. Ha, süper. Şimdi de sıra sana geldi. Senle de otomobilden ziyade biraz müzik, biraz hayat, biraz sağdan soldan konuşalım istiyorum. Yeni bir albüm heyecanı var galiba. Evet, yeni İstiyorsan bir albüm. Oradan başlayalım önce. Ondan sonra biraz daha başa doğru gidelim. Süper. Rap'in başladığı şey, ama şimdi ben çok merak ettiğim yeni albümle ilgili konuşalım. Bak, kısa zaman önce 7 şarkılık bir albüm yaptık. İsmiyiz. Ama her şeyin daha öncesinde sizin de yeni programınız bu arada hayırlı olsun dedim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yol açık. İsim olarak da çok keyifli. Ben de es ismini verdiğim 7 şarkılık keyifli bir albüm yaptım. Uzun zaman sonra, uzun bir bekleyiş süre sonra çıkan keyifli bir albüm oldu. Kendime özel bir albüm olarak değerlendirdiğim bir albüm yaptım. Diğer yapmış olduğum, öncesinde geçmişimde yapmış olduğum şarkılar ve albümlerin biraz daha dışında daha fazla kendimi anlatmak istediğim bir albüm yaptım. Şimdi onun turne kapsamındayız. Biraz böyle konser vesaire yoğun geçiyor, yolculuklar. Ama şu an için her şey yolunda. Lansmanlarımız, konserlerimiz devam etmekte. Bu kendimi ifade ettiğim dediğiniz şey aslında rapte daha çok değil mi o şey? Yani pop müziğe nazaran ya da başka popüler müziğe nazaran rapte sanatçı daha çok herhalde kendisini ifade ediyor değil mi? Asıl kendisini ifade ediyor. Yazdığı sözleriyle, bizde dünya konu, görüşüyle. Kesinlikle. Bizde konu rap olduğu için anlatabileceğimiz, yani sabit bir konumuz yok. Olabildiğince güncel, sokak, haber, her şey olabilir. Bir konuda sabit kalmadan yazabiliyor olmak bizim mesleğimizin en güzel kısmı, en keyifli kısmı. En azından sosyal farkındalık, sosyal sorumluluk da içerebilen, mesajlar veren güzel şarkılar da yazabiliyoruz. Çünkü rapin öyle bir havası var değil mi? Kesinlikle. Rapin hem böyle protest bir yapısı var, hem bir mesaj veren yapısı var. Bana kızabilirler de tabii diğer tarzda müzik yapan abilerimiz, ablalarımız, arkadaşlarımız, ama artık insanlar bence sıkıldılar sürekli aynı ritim ve aynı sözlerde şeyler dinlemeye. Çok da mekanik olmaya başladı. Evet, çok robotik oldu. Yani iş kesinlikle böyle dijital ortamda başlıyor ve dijital ortamda bitiyor, ama bir şey anlatmıyor. Artık bir şeyler anlatmalı. Çünkü insanlar şarkılarında bugüne kadar hep bir şey anlatan insanları benimsemişler, sevmişler. Çünkü aşk aşkın acısı. Evet, ama sanki insanların tek sorunu buymuş gibi artık oldu. Ama o yüzden rap, şu an her şeyden bahsedebiliyoruz. Özellikle sokaktan ya da güncel haberlerde gördüğümüz birçok konudan, protest ya da samimi bir şekilde, ama mutlaka geçebiliyoruz artık. Ben biraz daha bağımsızım. Ben olabildiğince yaşadıklarımı doğru analiz etmeye bağlıyorum bu kadar çok yazıp, bu kadar çok üretme isteğimi. Yaşadıklarımı doğru analiz ettiğim müddetçe, bunları da doğru kaleme aktarabildiğim müddetçe, ki kendimi bu şekilde rahat yaşıyor ve mutlu hissedebiliyorum. Yaşadığım her şeyden ilham almaya çalışıyorum. İyi ya da kötü, komik, sempatik, şirin, antipatik, olabildiğince her şeyden, şu kırmızı ışıktan bile ilham almaya çalışıyorum. Yani mesela şimdi son albüme gelince 7 parça var. S ismi. Evet. Mesela diğerlerinin böyle kısa kısa hikayeleri neden de, mesela S ne anlatıyor, diğerleri ne anlatıyor? Öyle bir genel bir özet geçmeniz gerekirse ne var albümün hikayesinde? Benim bir önceki albümün adı Zeolojiydi. Zeo'yu inceleyen bilim dalı gibi bir şey yapmıştık. Bu albümün adı Zeoloji olsun isterdim, çünkü olabildiğince ben S, bu albüm içerisindeki en değişik şarkılardan bir tanesi. Sound olarak... Şoför S alıyor size. En keyif aldığım, en değişik şarkılardan bir tanesi oldu S. Benim için deneysel bir proje, çünkü bugüne kadar çalıştığım soundların hiçbir tanesinde S gibi bir sound bulunmamıştı. Biraz daha tropikal bir havası var. Este anlatmaya çalıştığımız şey bir adamın kendi iç dünyasındaki karmaşası, ama bunu olabildiğince rüzgarla dertleşme biçiminde sunuyor olduğu bir durum var. Rüzgarla dertleşiyor. Diğer şarkılar biraz daha olabildiğince sert, yine yaşadığı şeylerden ilham alarak yazmış Zeo. Olabildiğince biraz daha sert cümleler barındırıyor. Kimin yüzü gerçek diye Zeo'yu eleştiren kişilere Zeo'nun yanıt yazdığı bir şarkısı var. Sonra Tumaran'dan önceki son çıkışı var. Bu uzun süredir üretmediğim süreç içerisinde ne yaşadığımı merak edenlere yanıt olarak yazdığım bir şarkı var. Kurguları var tabii ki.
her bir tanesinin ama dediğim gibi keşke adı Zeoloji olsaydı diyebileceğim kadar ben taşıyan bir albüm yaptım S'te. Arabanın içi yalnız, bizim stüdyo kadar sessiz bu arada. Evet, çok sessiz. Çok sessiz çünkü şu anda Toyota'nın hibrit bir aracı içindeyiz. Tamam. Hibrit aracı demek tabii bu sessizlikten dolayı elektrikli diye algılamayın. Bu benzinli fakat kendi elektriğini kendisi üreten bir otomobil. Süper. O sebepten dolayı bir stüdyo kadar sessiz. Gerçekten bizim stüdyo kadar sessiz şu an. Arabalarla çok böyle ilgili, bilgili değilim. Ehliyetimin olmamasından da olabilir. Ehliyet neden yok diye bir soru soracağım. Ben babamı küçükken trafik kazasında kaybettim. Aynı arabada ben de vardım. O yüzden böyle arabalara karşı hep bir fobim oluştu. İstemsiz, Allah razı olsun, taslar sağ olsun. Böyle istemsiz bir fobim oluştu. Hep böyle çok korktum. Ben çok ciddi bir yaşa kadar da ön koltuğa hiç oturamazdım. Bu bir ciddi bir fobiydi benim için. Tabii zamanla aştım. Şu an seyahat vesaire olabildiğince yoğun, hareketli geçiyor. Ama ehliyet edinmek hiç böyle planımda olmadı. Bir ara girdim sınavına, kazandım. Karakola gidip almak lazımmış. İş yoğunluğuma denk geldiği için gidip alamadım da. Rap ruhun nesi? Ya da rap müziğin neresinde? Yani şimdi normal popüler müzik ayrı, rap ayrı diye bir şeyim var benim. Evet. Düşüncem var. Çok zıttı zaten. Bu konuda ne söylersiniz? Nedir? Yani rap mesela insanda, rap dinleyen insanların ortak özellikleri nelerdir anlamında? Bence rap'ten bahseder misin? Şöyle görüyorum ya da gözlemlediğim kadarıyla açıklamasını yapabilirim bunun. Rap vuruşları itibariyle de asi bir müzik tarzı. Yani asi bir müzik. Üstündeki sözlerin de bu ritimlerden dolayı yumuşak olmayacağı aşikar. O da bir asilik istiyor. Ben o yüzden şöyle bakıyorum. İnsanlar içlerinde sakladıkları asi çocuğu, asi ruhu galiba artık bu ritim ve bu sözlerle dışarıya çıkarabiliyor. Bu şey demek değil. İşte biz o kadar asi mi gözüküyoruz? Hayır, mesele asi gözükmek değil. Hepimiz nasıl gözükmemiz gerektiğini belli mesai saatleri içerisinde biliyoruz. Ama benim mesai saatim bu. Sokak kültüründen geldim, onunla hep içli dışlıydım. Ama hep içimde bir asilik vardı. Bu asiliği yazarak, dinleyerek, dinleterek atlattıysam ben, şu an benimle aynı şeyi yapan insanlar için de galiba onlar da artık asi ruhlarını dışarıya çıkarmaya başladılar diye görüyorum. Sokak var değil mi rapte? Sokak bizim kökümüz. O mu çekiyor acaba? Kesinlikle, kesinlikle. Sizin de bir de O Ses Türkiye maceranız var. Evet, ilk rapçisiyim O Ses'in bir de aynı zamanda. Finalde gördük biz o sene. Evet, evet. Gayet güzel bir enerjiniz vardı orada. Çok teşekkür ederim. Benim için de çok farklı bir heyecanlı. Başvuru yapmadan davet edilmiş olmak ve peşini finale kadar... Orada ne değişti? Yani şu an hani televizyon seyretmiyorsunuz ya da televizyon kimi seyrediyor, kimi seyretmiyor bilmiyoruz ama mesela O Ses Türkiye direkt televizyonda olan bir şey. Ne değiştirdi hayatta? Zamanında yapıyor olduğum bu işi ki ben 16. yılıma giriyorum. 16 yıldır rap yapıyorum. Ömrümün yarısı. Daha öncelerinde kendi aileme bile bunun iş olduğunu kabul ettirememişken şu an beni hiç tanımayan insanlara kendimi tanıtmama sıkıntısı, yani tanıtma sıkıntısı yaşamıyorum. İşte İETT şoförü selam vermesi. Yerden gördü. Az önce buluştuğumuzda yukarıdan selam vermedir. Yani bunlar daha öncesinde hiç karşılaşabileceğimiz durumlar değildi. Tanınmak ruh okşayıcı bir şey tabii ki de. Keyifli, güzel bir yanı var. Dezavantajları da var, altını çizmek lazım mutlaka ama güzel olan kısmı ailem artık bunun benim için hobi olmadığını, bunun bir meslek olduğunu kabul ettirebilmiş olmam. Çünkü bunun gerçekten uzun zaman, uzun dönem savaşını verdik. Programımız Yola Çık ve yola çıkmayı hedef alan bir program. Evet. Bize katıldığınız için ve bizimle beraber yola çıktığınız için ben çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah, ben çok teşekkür ediyorum. Sizin rap hayatınızla, müzik hayatınızla, özel hayatınızda da yolunuzun açık olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler her şey için. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı programlar, tekrardan hayırlısı olsun. Sağ olun. Sağ olun.
Yola Çık'ın sonuna geldik. Bize her konuda yazabilir, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.